Yani bugün mesela bir boykotla alakalı bir konu var, bir durum var. Türkiye'de bir boykot uygulanıyor. Kime karşı? İsrail'e karşı. İsrail'e karşı uyguladığımız boykotun tabii ki sebepleri var. Yani İsrailliler, Gazelileri, Filistinlileri yıllarca memleketlerinden, topraklarından sürdüler. Onları işte susuz bırakmaya çalıştılar, ekmeksiz bırakmaya çalıştılar, aç bırakmaya çalıştılar. Dinlerinden, kimliklerinden ayırmaya çalıştılar. Bulundukları yerleri gasp etmeye çalıştılar ki halen de bu mücadelelere devam ediyorlar ve belli bir yerde kat ettiler. Ve son Gazze olayı gerçekten de bütün dünyanın dikkatini çeken bir olay oldu. Orada yapılan zulümler ve bugünkü videoları da az çok izliyorsanız insanların hastalanmaları, su sıkıntılarını yaşamaları, soğukla alakalı, barınmayla alakalı meselelerini görüyoruz. Evlerinin yıkılmasıyla, işte farklı farklı yerlere gitmeleriyle alakalı meseleleri videolara görebiliyoruz. İşte bugün bildiğim kadarıyla sınır kapısına dayanmışlar. Mısır sınır refah kapısı. Allah subhanahu ve teala yardımcılar olsun. Böyle durumlardan yani bu zulme sebep olan ve bu zulmü yapan direkt müsebbibi olan İsrail'e karşı bir boykot uygulanıyor. İnsanlar işte farklı farklı İsrail ürünlerini almamaya çalışıyorlar. Ve bununla da İsrailli askerlere yardım etmediklerini düşünüyorlar ki doğrudur. Gazze'li insanlara, Gazze halkına, Filistin halkına yardım ettiklerini düşünüyorlar. Bu da doğrudur. İsrail boykotuyla alakalı evet toplumda gerçek manada bir karşılık gördü. İnsan boyutunda baktığımız zaman şu an gerçek manada zulüm altındalar. Ben birçok videolarını izliyorum, birçok videolarını görüyorum. O videoların içerisinde gerçekten içler acısı durumları var. Allah subhanahu ve teala onlara bir an önce o durumdan kurtarsın. Maalesef elimiz kolumuz bağlı. Duruyoruz, tutuluyoruz. Sistem tarafından engelleniyoruz. Şunu da söyleyeyim ki biz ne kadar boykot yaparsak yapalım. Bunun boykotla olmadığını yıllarca gördük. Yani ben yıllarca bu memlekette yaşayan bir insan olarak bundan 5 yıl önce de 10 yıl önce de Gazze ile alakalı, Filistin'le alakalı haberleri görürdük. Ve onlara işte boykot uygulama, yani İsrail mallarına boykot uygulamaya, ABD mallarına boykot uygulama ile alakalı gündem edilirdi, edilmeye devam ediyor. Yani boykotla biz bu işin önüne geçebilseydik, evet şu an Filistin kurtulmuş olurdu ve İsrail de yerle bir olmuş olur. Demek ki boykotla bu iş tam manasıyla olgunluğa erişmiyor. Peki biz boykotla ne yapmış oluyoruz? Bir kısmımız gerçek manada samimi bir şekilde bu boykotu yaparken bir kısmımız da aslında söylenmesi gereken kişilere, kurumlara söyleyemediğimiz sözlerden dolayı yani korktuğumuzdan, çekindiğimizden dolayı vicdanımızı susturmak için, o kalbimizde sızlayan, o kalbimizde rahatsız eden şeyi bastırmak için böyle bir amel yapabiliyoruz. Bizim bu konu hakkındaki zaten tavsiyemiz, bugünkü sisteme, bugünkü devlete tavsiyemiz bellidir. İsrail nasıl ki bu zamana kadar kazandığı toprakları savaşla kazandı, diplomasiyle kazanmadı, mücadeleyle kazandı, topyekun bir savaşla kazandı, aynı şekilde de İsrail'in elinden o toprakları aynı benzeri bir mücadeleyle alabilirsiniz. Yani savaşarak. Eğer savaşamıyor iseniz boş boş lakırtı yapmayı, boş boş konuşmayı terk edin artık. Yani bütün İslam, adı İslam devletleri ama kendileri Amerikan kuklası olan devletler bir yere birleşip işte İsrail ile alakalı meseleleri konuşup İsrail'e şöyle ambargo yapalım, şöyle ultimatum yapalım, şöyle zarar verelim, şöyle yapmazsa şöyle yapalım diye konuşup da herhangi bir şekilde fiile geçmeyen devlet yapılarından, devletlerden herhangi bir şekilde bir fayda gelmedi, gelmiyordu. Yani bugün Türkiye'deki Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını da az çok biliyoruz. Yıllarca konuşur ama icraata geldiği zaman Azerbaycan'ın petrollerini, milyon ton petrollerini yine İsrail'e kendi limanlarından, Türkiye limanlarından göndermeye devam eder. Yani bu topraklar hepimizin ise, bu topraklar bizim ise, bu topraklarda biz yaşıyor isek bizim de bu konudaki fikrimizin ne olduğu sorulması lazım. Doğru mu? Bugünkü millet iktidar tarafından, bugünkü millet resmen sırtından vurulmuştur. Bugün Filistin'e destek veren insanların alayı, tüm Filistin'e destek veren insanların tümü halen gidip de bakın oy kullanmanın hani şirk olduğu hükmü Allah'tan başkasına verme meselesini bir kenara bıraktık. Eğer halen Filistin'e destek veriyor ise AK Parti'ye destek vermemesi gerekli olduğunu anlaması lazımdı. Yani Hakan Fidan'ın gidip de işte Dışişleri Bakanı olarak farklı farklı seminerlerde, farklı farklı ülkelerde, bölgelerde İsrail'e gözdağı veriyor diye, İsrail'e şöyle şöyle dedi, böyle böyle dedi diye sözlerini getirip gözümüzün içine sokana kadar bu devletin, bu ülkenin, bu iktidarın artık İsrail'e gerçek manada canının yandığıyla alakalı bir eylemin olduğuyla alakalı bize bir haber gösterin. İnsanları aptal ahmak yerine artık koymaktan vazgeçin. Tabii toplum bunları görmüyor ise halen İsrail'le olan ilişkilerini yani milyon ton Azerbaycan'dan gelen petrol. Yani burada şunu da söyleyeyim sizin Azerbaycan dediğiniz o ülkenin başındaki adam da bir nevi İsrail destekçisidir. Halen bunu görüp de arasındaki ilişkilere düzen vermeyen Erdoğan sizin nasıl olur da halen sevebileceğiniz bir karaktere,
sevebileceğiniz bir potansiyele sahip bir insan olabiliyor. Anlamış değilim. İsrail'i ağzıyla kınayıp da gemi gemi onlara yakıt gönderen bir iktidar var ise ortada, sizin anlamanız gerekli ki bu adam sözüyle ameli bir değil. Ataların bir sözü vardır. Aynesi iştir kişinin, lafına bakılmaz. Yani yaptığı icraata bakılır. Sözüne bakılmaz. Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne ediyor? Ona bakılır. Bu adam yaptığı amellerde İsrail'in destekçisi mi? Yoksa İsrail'e zarar vermek isteyen bir adam mı? Ona bakılır. İsrail kimseyi kale almıyor ki. İstediğiniz kadar konuşun. İstediğiniz kadar Arap devletleri, Türk devletleri, İslam devletleri oturun da birleşin de oturun deyin ki İsrail şöyle zulmetti. İsrail şu kadar kişiyi öldürdü. İsrail şu kadar ev yıktı. İsrail şu kadar metrekare işgal etti. İstediğiniz kadar konuşun. Adamların propagandasını yapmış olursunuz. Adamların propaganda konusunda hamallığını yapmış olursunuz. Yani o ki bu kadar şeyi biliyorsunuz. Yani toplum olarak şunu sormak lazım. Bu kadar bilginiz var ki sizin her türlü kuvvet olarak, ordu olarak bizden daha fazla bilgiye sahip olduğunuz kesin. Niye bu kadar zulmü durdurmak için İsrail'in yaptığının %1'ini yapmıyorsunuz? Niye bunu yapmıyorsunuz? Çünkü samimi değilsiniz. Çünkü dava adamı değilsiniz. Davanızın da adamı değilsiniz. Yani davanıza kendinizi nispet ettiğiniz davanın da adamı, insanı, karakteri, kişiliği değilsiniz. Allah subhanahu ve teala bu topluma gerçek manada bunları anlamayı nasip etsin. Topluma sorgulamayı nasip etsin. Boykottan bahsettik. Dedik ki boykot bugün İsrail devletine bir zarar verme politikasıdır. Bir siyasetidir. Biz de bu siyasetin içerisinde gerçek manada Allah'ın dinine uygun olduğundan dolayı yer almamız gerekli. Elimizden geldiğince evet İsrail mallarını tüketmememiz gerekli. Ama insana koyan şey şu. Ben bu kadar mücadeleyi verirken devlet gibi büyük bir kurum, devlet gibi kurumları olan, sistemli olan, birçok güce sahip olan bir kurum niçin benim yaptığımdan niçin fazlasını yapmıyor? Yani büyük olan şeyden büyük eylemler beklenir. Büyük tepkiler beklenir. Yani bugün bu memleketi siz bu şekilde mi geçindireceksiniz? Yani bu memleketin bir şahsiyeti, bu memleketin bir izzeti, bu memleketin bir şerefi olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şeyler bu değil. Sizler halen İsrail'le ticaretinize herhangi bir şekilde ara vermiyorsunuz. Ticaretle alakalı herhangi bir şekilde İsrail ambargo uygulamıyorsunuz. Halen İsrail malları Türkiye'ye girmeye devam ediyor. Yani ben bir avam olarak, ben bir toplumdaki bir insan olarak nereden bileyim ki falan ürün İsrail malıdır, falan ürünün ham maddesi İsrail'den geliyor. Bunu siz bileceksiniz ve siz ilk başta bu ambargoyu uygulayıp milletin bu konularda bunlara erişmesini sağlamayacaksınız. Yani bunun adı tam manasıyla ikiyüzlülüktür. Bizler bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Elimizden geleni ortaya koymaya çalışacağız. Bir Müslüman olarak, bir muvahhid olarak gereğini yapmaya çalışacağız. Yani biz bugün boykot derken İsraillilerin zulmüne karşı durduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. İsraillilerin yaptıklarından dolayı. Şimdi biz boykotu bu kadar dar bir alana almamız bile bizim aslında basiretsizliğimiz. Kendi Müslümanlar olarak diyorum. Yani bugün çerçöp kendine Müslüman diyen insanlar için demiyor. Onlar zaten birilerinin tasmasını taktığı insan topluluğu. Onları bir şekilde yönlendiriyorlar. Bir şekilde bir yere iletiyorlar. Bir şekilde kendi hizmetleri için, kendi gelecekleri, kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Bu insanlardan bahsetmiyorum. Hani gerçekleri, hakikati, sağını solunu bilen, inancını, itikadını, kimliğini bilen, hatırlayan insanlardan, muvahhidlerden, Müslümanlardan bahsediyorum ki boykot sadece bununla kalmaması gerekli. Yani bizlere mesela diyorlar ki işte İsrail malıdır, onu almayın. İsrail malıdır, onu kullanmayın. İsrail malıdır, onu giyinmeyin. Yani normalde sadece bizim boykot uygulamamız gereken şey İsrailliler ya da İsrail zulmüne destek veren markalar mı? Değil. Bütün inancımıza, bütün kimliğimize karşı olan bütün herkesdir aslında boykota girmesi gereken kişiler, kimler. Bugün zaten çepeçevre kuşatılmış bir durumdayız. Bu memlekete bize gurbet yapan bu sistem İsraillilere karşı olduğunu gösterip ama bizim inancımıza da karşı olan bir sistemle halen yoluna devam etmekte. Ve bu sisteme karşı olmayan, bu sistemin yanında olan ve bu sistemi getiren insanları da seven insanlara birçok kurumu, birçok kuruluşu vermiş durumdalar. Yani sen A markasından almıyorsun ama B markasından da alıyorsun. Niye Türk malı diye? Türk malı ama Kemalist, Türk malı ama sistemci, Türk malı ama seni irtica gören, seni geri gören, seni ahmak gören, seni aptal gören bir kurum, bir kuruluş. Bu şekilde bir kuruma karşı biz ne yapıyoruz? Boykot uygulamıyoruz. Yani biz dışarıdaki düşmanlara, dışarıdaki zulmeden insanlara, zalimlere karşı bir mücadele verirken içerideki zalimlere karşı da ne yapmamız lazım? Bir mücadele içerisinde bulunmamız, boykotu onlara da uygulamamız gerekli. Örneğin geçenlerde bir eczaneye gittim. Eczanenin ön tarafına sanki çok memlekette eksikmiş gibi Mustafa Kemal'in afişlerini asmış. İçeriye Mustafa Kemal'in biblosunu, suretini koymuş. Sanki eczane değil de Mustafa Kemal'in resimlerini satan bir fotoğrafçı, bir resimci gibi. Bunları gördükten sonra rahatsız oldum. Boykotla alakalı meseleler aklıma geldi. Dedim ki yani ben İsrail'in mallarının zulmünden dolayı ne yapmıyorum? Almamaya çalışıyorum. Hayatımı buna göre düzenlemeye çalışıyorum ki ne kadar düzenlediğimiz Allahu alem. Çünkü bizler
hava mısın? Hangi mal İsrail'den geliyor ya da hangi malın ham maddesi İsrail'de geliyor bilmiyoruz. Bunu ama devlet biliyor. Yani devletin gücü kuvveti bizden daha yüksek, daha büyükken o büyüklüğünü yapmıyor. Biz toplum olarak diyor ki siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ya demokrat bir devlettir. İsteyen istediğini yapsın. Toplumu özgür bırakmış, kendi sistemine muhalif olmadığı sürece ne yaparsa yapsın diyen bir devlet yapısı var. Şimdi onu gördükten sonra dedim ki subhanallah dedim. Benim bu eczaneden bir ürün almam ve Kemalist bir inanca sahip bir insana fayda getirmesi İsrailli bir insana fayda getirmesinden farksızdır. Yani İsraillilerin yaptığı zulümden daha fazlasını Kemalizm bizlere yapmıştır. Kemalizm bu topluma yapmıştır. Bugün toplumun dinsizleşmesinde, kimliksizleşmesinde, yozlaşmasında, hayatını berbat etmesindeki en büyük nedenlerden birisi Kemalizm'dir. Bugün bizler çocuklarımızı inancımıza göre eğitemememiz, inancımıza göre mahkemelere gidemememiz, inancımıza göre bir devlet yapımımızın olmaması ve bütün bununla alakalı bütün meseleler tam manasıyla Kemalizmin engellemesinden dolayıdır. Benim böyle bir sisteme muhabbet besleyen bir insanı gördüğüm zaman, yani alametlerini gördüğüm zaman, onun fotoğrafını gözüme soka soka kapının kenarına koyması, işte yüksek yerlere asması, resmen burada Mustafa Kemal'e muhabbet besleyen, senin inancına karşı olan, senin inancını geri olarak gören, senin inancını reddetmiş bir insan bulunuyor diyen bir insanın dükkanından bir ürün almak da bana göre İsrailli bir ürünü almakla hiçbir farkı yoktur. Yani örnek söylüyorum, biz bir içki bayisinden gidip herhangi bir şekilde içki almıyoruz zaten de o içkinin yanında örnek söylüyorum meşru olan, helal olan ürünleri de almıyoruz. Niye? Çünkü içki bayisine bu fayda sağlar, kar sağlar, onun gelişmesini ve ilerlemesini sağlar. Şimdi biz Allah rızası için bunu düşünüp bunu yaparken nasıl olur da o içki bahisini serbestleştiren, işte kumar bayilerini serbestleştiren, faiz bankalarını serbestleştiren, bugünkü kanunları bizlere dayatan bir sistemi getiren bir insana muhabbet besleyen bir insana karşı aynı tutum demeyiz. Çünkü bahsettiğimiz o içki bahisi cüzdür, bir parçadır, bir bölümdür. Bunun bütününe baktığınız zaman bütün bu münkeri, bütün bu fuhşiyat, o haramı meşrulaştıran bir kişi, bir kişinin getirdiği sistem ve bu sistemi getiren adama bir muhabbet besleyen bir adam düşün. Bu adamın sen marketinden aldığın ürün aynı şekilde bizlere zulmeden insanlara destek çıkmaktır. Onları desteklemektir diye düşünüyorum. Allah subhanahu ve teala bizleri doğru yola iletsin bu konu hakkında. Ve bu konuda gerçek manada Müslümanlar olarak bunda teyakkuz içerisinde olmamız lazım. Çevremize intiba olsun diye nasihatler etmemiz ve onlara bu meseleleri anlatmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler etkin insanlarız. Çevremize pasif insanların verdiği suskunluğu, durgunluğu vermeyiz. İnsanları etkin bir hale getirmek bizim inancımızın da bir nevi şiarlarındandır. Yani bizlerin mücadelesi pasif bir şekilde olmaması lazım. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekli. İnsanları uyandırmamız gereklidir. İnsanlara bu meseleleri de anlatarak boykotun daha geniş çaplı olması, boykotun böyle devletin veyahut sistemin bizlere pay ettiği, bizlere gösterdiği, bizlere buraya bakın dediği yerin daha dışındadır, daha büyüğündedir. Bizler sistemin gösterdiği şöyle parmak işareti yaparak bakın buraya dediği yerlere sadece bakıp orayı görüp oradan dışarısını görmeyen deve kuşları değiliz. Eğer değilsek bunu da Allah'ın izniyle farkını ortaya koymakla mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bugün konum bu değildi ama boykotla alakalı mesela aklıma geldiğinden bunu da değerlendirmek istedim, ortaya koymak istedim inşallah. Bugün konum Adnan Oktar'la alakalı çekilen bir belgesel. Bunun üzerinde konuşan insanların söylediği sözler. Gerçekten ben bu belgeseli izledikten sonra dedim ki yani subhanallah, bir sistem kendisini nasıl ifşa eder? İşte bu şekilde ifşa eder. Bir sistem kendi açıklarını nasıl görmez, nasıl kör olur? İşte bu şekilde kör olur. Dileyen, isteyen olursa o belgeseli de izleyebilir. Bayağı büyük bir bölüm. Tabii belgeseller konusunda içeriğinde fuhşiyat olan içerikler oluyor. Bizim inancımıza karşı, inancımıza muhalif görseller oluyor. Yani dışarıda nasıl sakınıyor isek gözlerimizi, aynı şekilde de belgeselde de o şekilde sakınmamız gerekli. Allah subhanahu ve teala bizleri takva sahibi, muttaki kullarından eylesin her konuda. Allahümme amin. Bu belgeselin içerisinde bir babanın acı çektiğiyle alakalı görseller veyahut anlatımlar var. Bu babaya birileri acı çektiriyor. Yani Adnan Oktar örgütü bu babanın kızlarını almış, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmış, kendi sapık inancına yönelik fiiliyatlarda, amellerde bulunmuş. Benim burada babanın gerçekleri halen anlayamaması, aslında suçlunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir bilgisinin olmadığını görmek baba hakkında ikinci üzüntüme sebep oldu. Zaten kızlarını kaptırmış. Kızlarının niye oraya gittiğiyle alakalı biraz düşündüğümüz zaman, ilk baştaki az önce söylediğim usule binaen biraz düşünürsek aslında sistemin hangi rolü oynadığını az çok anlamış oluyoruz. Yani o babanın o kızları, o kızların öyle durumu, o durumun Türkiye'de gerçekleşmesi kimin acaba vesilesiyle olmuş olabilir? Şimdi birincisi şunu söylemek istiyorum. Biz Adnan Oktar
Oktar gibi bir olayı niçin biliyoruz? Adnan Oktar gibi bir olayı niçin duyduk? Niçin böyle bir şeyle gündem sarsıldı? İstediğimiz kadar beğenelim beğenmeyelim. İran'dır, Suudi Arabistan gibi ya da Kuzey Kore gibi. Ülkelerde böyle haberler acaba okuyor muyuz? Ya da böyle bir haberler duyabiliyor muyuz? Yoksa bunlar acaba sistemle alakalı mı? Yani sistem toplumu inşa etmede temel faktör müdür? Değil midir? Yani bugünkü ana haber bültenlerinde çıkan o spikerin saçma sapan olaylar ya da yani insanlar infial oluşturacak olayları anlatmaları gerçek manada bizim sistemimizle alakalı mı değil mi? Olup olmadığını buradan biraz anlamamız gerekli. Bakın yine söylüyorum. Türkiye'deki olayların sistemle ilişkili olmadığını savunan veyahut sistem üzerinden anlamaya çalışmayan, toplumun üzerinden anlamaya çalışan insanların kısır anlayışına dikkat çekmek istiyorum. Yani bugünkü toplum tam manasıyla sistemin ürettiği bir toplumdur. Yani ağaç neyse meyve odur. Senin ağacın nasıl büyüyor ise, nasıl besleniyor ise meyvesini de o şekilde verecektir. Yani siz tutup elma ağacından armut bekleyemezsiniz. Armut ağacından üzüm bekleyemezsiniz. O yüzden demek ki sistem gerçek manada toplumda oluşan olayların temel faktörleridir. Toplumda oluşan olayların temel destekçileridir. İslam devletini biz niçin savunuyoruz? Diyoruz ki İslam devleti bir toplumun, bir ailenin, insan kimliğinin izzetleşmesi ve otoriterleşmesine yönelik kurallar ve kaideler içerir. Ama bugünkü demokrat veyahut laik sistemler veyahut bunun benzeri varyasyonlar ve familyalar tam manasıyla toplumun yozlaşması için kurulmuştur. Toplumu tam manasıyla eğitme, ıslah etmeye yönelik değil, tam manasıyla azgınlaşmaya yönelik kurulmuştur. Yani örnek söylüyorum, siz bir gazino haberi yapıyor iseniz, siz bir genel evi haberi yapıyor iseniz, siz örnek söylüyorum bir içki bayisinde falan kişiler öldürüldü gibi bir haber yapıyor iseniz, oradaki faillerin, oradaki o suçu işleyenlerden önce o kurumu, o kuruluşu ve o insanları o sarhoş hale getirenin aslında arka planda neyin olduğunu anlamanız gerekli. İslam devleti örnek söylüyorum içki bayisini, içkiyi köküne kadar ne yapmıştır? Kurutmuştur, haram kılmıştır, yasaklamıştır. O zaman bizim o memlekette içkiyle alakalı bir haber görmeyeceğimiz anlamına gelir. Doğru mu? Ta ki içkiyle alakalı bir haber görsek dahi bunu sistemin yasakladığından dolayı sisteme ne yapmamız lazım? Yansıtmamamız lazım. Aynı şekilde genel eviyle alakalı, faizle alakalı bir haber gördüğümüzde eğer faiz meşru, faiz önü açılmış ise ve genel evlerin önü açılmış ise, fuhşiyatın, fahişelerin önü açılmış ise bununla alakalı bütün haberler onun önünü açan sistemle ilişkilendirilir. Asıl suçlu ilk başta odur. Tabii bütün bunlardan Mustafa Kemal de gerçek manada iyi bir şekilde ecrini alıyor. Yani ahirette bütün bu Türkiye'de yaşanılan, kendi getirdiği sistemle alakalı bütün ne yaşanıyor ise Allah subhanahu ve teala ona gereğini verecek. Biz de Allah subhanahu ve teala Rabbim nasip ederse o ve benzeri kimseler ne verdiğini Rabbim nasip ederse hep beraber göreceğiz. Burada bir babanın acısından, bir babanın sıkıntısından bahsediliyor. Ama değerlendiren kişiler asla ve asla bütün bu sorunları oluşturan sisteme asla ve asla matuf konuşmuyor. Ona atfederek herhangi bir şekilde söz söylemiyor. Türkiye'de şöyle bir durum vardır. Siz istediğiniz kadar sapık olun, istediğiniz kadar toplumu ifsad edin, istediğiniz kadar mufsid olun, topluma en aşağılık şeyleri de izletebilirsiniz, en çirkin şeyleri de izletebilirsiniz. Aile yapıları bozulmuş, çocukların psikolojisi bozulmuş. Bunlar sistemin umrunda değil. Sistem ancak şunu yapar. Bu adam psikolojik olarak bunalmış. Bir evreye gelmiş zaten. Ondan önceleri farklı farklı sebeplerle, olaylarla, yaşantılarla bir evreye gelmiş. Geldikten sonra eğer bir insanı o bunalımda öldürdüyse, o bunalımda bir hırsızlık yaptıysa, o bunalımda bir suç işlediyse sistem der ki bir dakika gel bakalım sen bir adamı öldürdün, sen falan eve girdin, sen falan kişiye şunu söylemişsin, gel bakalım der, alır ve kendisi kendi sistemine göre yargılar ve içeriye atar. İşte sistem dediğiniz ve öve öve bitiremediğiniz sistemin temel olarak özeti budur. Toplumu ıslah etmeye yönelik herhangi bir şekilde müdahalesi sistemin aslında yoktur. Sistem yapmak istediğinden daha fazla bozmaya yönelik içeriklerle doludur. Ki bugünkü toplumun içerisinde yıkmaya yönelik programlar, aile yapılarını yıkmaya yönelik, toplumsal ahlakı yıkmaya yönelik, insanların inançlarını bozmaya yönelik içerikler daha fazla ise size 9 ay milli eğitimin okullarında laik okullarda eğitim vermeyi, 3 ayda camiye gidip ve o camiyi de laik sistemin denetlemesiyle sizleri o camilere göndermesini bir ele alırsak, bir düşünürsek sistemin az çok ne yapmak istediği ortadadır. Sistem sizlere 3 ay çocuğunuzu camiye gönderin derken din öğrenin diye, din öğretsin diye değil. Sadece o dinin Arapça okunmasını, Kur'an'ın Arapça okunmasını öğretiyor. Ve
Yoksa İslami konuda, tevhid konusunda, tağut konusunda, şirk konusunda kendi imamına, kendi diyanet imamına, kendi maaş verdiği, ödediği imama elbette kendi sistemini muhalif anlatımlar yaptırmayacaktır. Yani bunu anlamamak için herhalde zorlanmıyoruz. Herhalde bunu anlamak için özellikle de başka bir anlatıma ihtiyaç duymuyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu Adnan Oktar'la alakalı videonun içeriğine baktığımız zaman resmen sistem bas bas bağırıyor. Ben sizlere emniyet denilen şeyi sağlamıyorum. Ben size huzur denilen şeyi sağlamıyorum. Benim sağladığım sistemle beraber bir sapık, bir örgüt kuruyor. Benim sağladığım sistemle beraber o kişi televizyon açıyor. O televizyonla beraber bütün sapık fikirlerini, sapık görsellerini bütün Türkiye'ye yayabilir ve onunla beraber kendisi kendine taraftar toplayabilir. Bütün bunları sağlayan benim ve bu sağladıktan sonra o insanları oraya dolduran, o insanları orada kullanmasını sağlayan yine benim. Bütün bunlara müsaade eden, bütün bunların müsebbibi benim. Daha sonra da eğer suç işlerse de yine onu suçluyu bir kahraman gibi yargılayacak ve onu içeriye atacak yine benim. Yani bugünkü toplum şunu sorması lazım. Yahu ben niye bu toplumda, bu memlekette Adnan Oktar gibi bir insanın haberini izliyorum? Niye Adnan Oktar'ın istismar ettiği kadınların itiraflarını dinliyorum? Niye işte Adnan Oktar'ın yıktığı ailelerin feryadını duyuyorum? Bunları insan kendisine sorması lazım. Aynı örneği veriyorum. Yani sadece şeriatla alakalı kendisi yönettiğini iddia eden ülkelerden bahsetmiyorum. Kuzey Kore komünist bir devlet yapısına sahip. Komünist bir sisteme sahip. Ama bazı ahlaki eğilimleri, ahlaki yönelimleri kendi toplumunu ıslah etmeye sebep olmuş. Toplumunda bu tür haberleri, bu tür şeyleri görmüyoruz. Tabii özgürlük, özgürlük naraları atan insanlar bu konuda da diyecekler ki Kuzey Kore gibi diktatör bir ülkede yaşamaktansa böyle rezil sisteme sahip olan bir ülkede yaşamayı yeğlerim diyecektir. Bunu az çok tahmin ediyoruz. Ben kendi inancıma göre değerlendirdim. Tabii bu belgeseli izleyen insanlar ne kadar aşağılık bir adammış, ne kadar şerefsiz bir adammış diye Adnan Oktar'a hakaret edebilirler. Bu konu hakkında ona küfürler edebilirler, ona hakaretler saydırabilirler. Onun ne anasını, ne babasını, ne sülalesini bırakmayabilirler. Ama gel gör ki bu Adnan Oktar olayını, Adnan Oktar'ı oluşturan sisteme veyahut düzene geldiği zaman orada sus pus, dilsiz şeytan olmayı da iyi bilirler. Dilsiz şeytan olmadığımız hakikati, hakkı insanlara anlatmaya çalıştığımız zaman, devam ettiğimiz zaman umuyorum ki toplumda bazı şeyler gelişecektir, değişecektir. Özetle şunu bir bilmemiz lazım toplumsal olarak. Sizler zaten bu sistemin destekçileri olduğunuz sürece ki Müslüman olduğunu söylemenize rağmen bunu söylüyorum. Kendiniz de bunu kabul etmiyorsunuz. Bu sistemin destekçisi olmadığınızı söylüyorsunuz. Ama şunu bir dikkatli bir şekilde anlamanızı istiyorum. Demokrasi dediğiniz şey bir oy sandığıyla yani birilerini seçmekle ilgili, doğru mu? Yani birilerini seçersiniz ve başa getirirsiniz. O sistemin, o devletin yasası neyse ona göre yönetir. Şimdi sizler bugün aslında ben bir Müslümanım ya. Ben demokrasiyle alakalı ya da bu küfür yasalarıyla, şirk yasaları olan bir sistemle yöneteceğini söyleyen bir kişiyi seçmemem gerekli. Ben böyle bir sistem istemiyorum demen gerekliyken tam manasıyla bu sistemin tam istediği konuma geliyorsun. İstediği yere geliyorsun. İstediği kıvama geliyorsun. Ve tam manasıyla sistemin tuzağı olan bu düzene ayak uydurarak gidiyorsun. O oyu kullanıyorsun. Birincisi dediğim gibi bunun ilmi manada açıklaması hükmü Allah'tan başkasına vermektir. Yani hükümde Allah'a ortak koşmaktır. Şirktir. İkincisi sen bu düzeni inkar etmene rağmen devam etmesini sağlıyorsun. Çünkü şöyle bir şey düşünelim. Bugün toplumsal olarak biz bu sistemi istemiyoruz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu kitle arttığı sürece, bu kitle büyüdüğü sürece insanlar biz bu sistemi kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz. Biz sandığınıza gelmiyoruz, itibar etmiyoruz, muteber görmüyoruz. Sizleri bu konu hakkında dışlıyoruz. Herhangi bir şekilde benimsemiyoruz dediğimiz zaman ve bu toplum bu şekilde kendi inancına, kendi iddia ettiği inanca uygun hareket ettiğinde sizce bugünkü memleketin sistemi değişmez mi? Bizler artık Batı'nın sistemiyle hükmedilme konusunda bu zulümden kurtulmuş olmaz mıyız? Artık ne olduğu belli olmayan insanlarla bir görünmek, hatta onlarla bile bir görünememek, yani Batı'dan aldığımız sistemle ne amaçlanmıştı? Birileri kafasına şapka takacağı zaman modern olacağını düşünmüştü. Bizlerin iradesini eğer sistem belirliyor da Allah belirlemiyor ise, Allah'ın belirlediği o irade bizde değil ise bizler zaten kime kul olduğumuz, kime boyun eğdiğimiz, kime itaat ettiğimiz ortadadır. Sizler sisteme kul değilsiniz. Kul olmamanız lazım. Allah'a kulluk etmeniz lazım.
Allah bizleri yeryüzüne gönderirken kendisine ibadet etmemiz için yaratıldığımızdan bahsetmektedir. Sizler bugünkü iktidardan veyahut devlet otoritesinden korkmaktan daha fazla Allah'tan korkmanız gereklidir. Yani mahkemelerde benim başımdan geçen bir olay var. Onu anlatmak istiyorum. Daha önceden de Allah halen bahsetmiştim. Mahkemede ben yargılandığım zaman hakim bana bazı sorular sormuştu. Hani sistemle alakalı Allah halen. Ben ona şunu söylemiştim. Böyle bir anayasayı nasıl bir Müslüman olarak kabul edebilirim ki? Bakın bunu söylerken yanımda astsubaylar falan var. Yani sağımda solumda kendine Müslüman diyen avukatlar var. Kendine işte Müslüman diyen hakimler var. Bunu dinleyen katibidir vesairedir. Hepsi o salonun içerisinde kendine Müslümanım diyen insanlar. Ben bütün hepsine duysun diye, bütün hepsi bunu anlasın diye şunu söylemek istedim. Dedim ki nasıl bir Müslüman olarak bu anayasayı kabul edebilirim? Anayasanın içerisinde faiz hukuku var. Anayasanın içerisinde fahişe hukuku var. Genel evi hukuku var. Anayasanın içerisinde kumar hukuku var. Bütün bunları nasıl olur da ben kabul edebilirim bir Müslüman olarak, bir muvahhid olarak? Kesinlikle ve kesinlikle kabul edemem. Hakimin bana söylediği sözlerden tabii ki birkaç bazı sözler söyledi ama kendisi şu sözü bana söyledi cevap olarak. Ya da ben onu cevap olarak değil de çaresizlik olarak kendi vicdanını da susturmak, kendi bulunduğu oradaki topluma da rezil olmamak adına şu sözü söyledi. Şeytan sizi Allah ile kandırmaz. O da bir ayet okudu yani. Yani Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerini o ki bu kadar biliyorsun. Allah subhanahu ve teala'nın hükmüyle hükmetmeyenlerin de hangi hükümde olduğunu okuman lazımdı. Şunu söyleyebilirler. Ya ne kadar sistemden bahsediyorsun? Ne kadar düzenden bahsediyorsun? Ne kadar şirkten, ne kadar küfürden? Başka bir mesele yok mu? Yani ben bugün mesela bir ayeti tefsiriyle değerlendirmeye çalışırım, gelirim. Burada Allah'ın izniyle bir ayetin tefsirini yaparım. Ama o ayet bu toplumda nasıl bir hal uyandıracak ki? Yani toplumun şu an ihtiyaç olduğu şey tevhid. Toplumun şu an hastalığı şirk. Toplumun şu an reddetmesi gereken şey tağut. Toplumun bilinçlenmesi gereken bulunduğu sistem kendisini firavuni sistemlerin tarafından ahmaklaştırıldığını anlamadığı sürece ben bu adama fıkhi dersler, fıkhi meseleleri anlatsam ne olacak? İnsanlara tebliğ, davet konusunda peygamberlerin öncelikle kavimlerine gittiğinde ve yıllarca anlattığı şekilde tevhid davetini anlatmamız ve her peygamberin kendi bulunduğu kavime gittiğinde o bulunduğu konjektürdeki şirki, o konjektürdeki küfrü anlattığını görüyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın, Hubel'in olduğu bir konjektürde tutup da onları es geçerek fıkhi meseleleri topluma anlatmıyor. O müşrik olan topluma Allah subhanahu ve teala'dan başka bir ilaha ibadet etmemeniz gerekli olduğunu anlatıyor. Ben de Allah subhanahu ve teala kabul etsin topluma içerisinde bulunduğu yanlış veyahut kötü olan durumları farkına varmaları için, o sarhoşluktan kurtulmaları için bazı fikirlere dikkat çekiyorum. Umuyorum ki faydalı oluyordur. Allah subhanahu ve teala bizleri bunda muvaffak kılsın, başarılı kılsın. Rabbim bizleri takva sahibi ve kendi dinine yardım eden kullarından eylesin ve canımızı da kendi dinine yardım ederken, kendi dini üzere mücadele ederken canımızı da alsın. Bu sistemin fitnesinden, sistemin toplumun üzerinde oluşturduğu fitneden Rabbim bizleri muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والضماير في وني خايف من البعد.